Günaydın. Haftaya tabii altın hareketiyle başlıyoruz ama çok kısa bir endeks üzerinden gitmekte fayda var. Özellikle Nasdaq tarafına baktığımızda yeni bir zirve yapıldığını görüyoruz. Tabii burada aslında genel bir yukarı hareketten ziyade Google'ın çok sert yükselişi rol oynamış gibi gözüküyor. Görüyorsunuz 90 dolarlık bir yukarı hareket var her iki kağıtta da. Dolayısıyla bunun getirdiği bir yukarı hareket Nasdaq'ta söz konusu ama S&P tarafında da pozitif bir kapanış yaptık. Açıkçası ben daha önceki videolarda da paylaşmıştım. Önümüzdeki birkaç ayda yukarıya hareketin biraz daha limitli olduğunu düşünüyorum. Şurada baktığımızda VIX'te de kritik diyebileceğimiz veya daha önce dönüşlerin yaşandığını söyleyebileceğimiz bir dip seviyesine doğru geri çekilmenin yaşandığını görüyoruz. Burası kırılamaz mı? Elbette kırılabilir. Nitekim şurada gördüğümüz gibi 2014'ün yazında da kırıldığını gördük. Ama bu hareket aşağıya doğru olacak olan bu hareket büyük ölçüde bir anomali olacaktır. Dolayısıyla kalıcılığından biraz şüpheliyim. Yine Skew tarafına da baktığımızda orada da yukarıya doğru henüz alarm veren seviyelere gelmiş değiliz ama yukarıya doğru bir hareket olmuş durumda. Dolayısıyla böyle baktığımda önümüzdeki birkaç ayda düzeltme gelme ihtimalini aşağıya doğru biraz daha yüksek satışlı bir seanslar silsilesi izleme ihtimalini şimdilik daha yüksek görüyorum. Ama genel olarak resim bizi aldatmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde bu yıl için olmasa bile önümüzdeki dönemde 1-1,5 yıllık dönemde S&P tarafında çok daha yüksek seviyeler görülecek. Bu sene gelebilecek olan satışlar bir panik yaratabilir. İşte balondu, patlıyor söylemiştim falan olabilir. Ama muhtemelen önümüzdeki sene çok daha yukarıda seviyeler görülecek S&P'de. Dolayısıyla sakin olmak gerekiyor. Eğer satış gelirse gelmeden doğrudan yukarıya gitmesi ayrı bir senaryo olur ama şu an için ben önce bir bu sene içinde kuvvetli satış daha sonra da çok büyük bir rally olacağını düşünüyorum. Tabii bilançolar gelmeye devam ediyor. Bakarsak bugün çok fazla etkileyebilecek hisse sayısı az ama IBM baktığımızda özellikle Dow Jones açısından kapanıştan sonra önemli olacaktır. Morgan Stanley elbette finans sektörü açısından önemli ama çok fazla piyasayı etkileyecek bir gelişme olmaz diye düşünüyorum. Tabii Google'dan sonra yarın özellikle Apple'ın ne yapacağı oldukça kritik olacak. Yine başka bir teknoloji şirketi Microsoft'un bilançosu geliyor. Dolayısıyla yarın piyasa biraz daha hareketli olabilir. Yarın ve bunların açıklandığı, After Hour'da açıklanacağı için Apple ve Microsoft çarşamba günü çok daha kuvvetli hareketler görebiliriz. Ekonomik veri açısından baktığımızda biraz daha hafif bir haftaya girdiğimizi görüyoruz. Bakarsanız çok büyük bir veri akışı yok. Belki yeni konut satışları ve ikinci el konut satışları haftanın kritik verileri dememiz mümkün. Parite tarafına geçelim. Parite tarafında hala aslında benim açımdan biraz anlaşılmaz diyebileceğim görüntü devam ediyor. Opsiyonlar tarafına baktığımızda çok net bir şekilde yukarıya oynayan bir kesim olduğunu görüyoruz. Ama fiyatlama açısından baktığımızda benim açımdan önemli bir seviye olan 1.0860'larında kırıldığını gördük. Dolayısıyla bu seviyenin üzerine çıkmadığı sürece opsiyon tarafının verdiği sinyali şu an için kenara atmak durumundayız. Ama yukarıya doğru bir tepki yakalarsak 10.50'ler ardından da 12.60'lara doğru gidecektir. Tabi buradaki ana görüntü de çok fazla değişmiş değil. Üçüncü çeyrekten sonra yeni dip hareketinin başlamasını bekliyorum. Yeni dip hareketinden de kastım 0.80'lere doğru gidecektir muhtemelen önümüzdeki dönemde. Tabi önce kırılması gereken yer 1.0460 seviyeleri. Aşağıya doğru gevşemeler 1.05
pardon 1.06.70'ler, daha sonra şurada gördüğümüz 1.05.20 seviyelerine doğru devam edebilir. Burada da özellikle şu dip kırılırsa artık ikinci dalganın geldiğini söylememiz mümkün olacak. Tabii şurada alçalan bir trend olduğunu görüyoruz. Tepeler aşağıya doğru düşüyor. Dolayısıyla opsiyon tarafı hariç çok fazla şu an için Euro'yu destekleyecek bir gelişme olduğunu söylemek de mümkün değil. Henüz Alman bundları açılmış değil ama spread tarafında da çok pozitif bir Euro pozitif bir resim görmüyoruz. Şurada pozisyonlamalara da hemen bir bakalım. Opsiyonlara ek olarak piyasanın short pozisyon miktarı da önemli olacaktır. Burada da baktığımızda çok büyük bir short açılmadığını görüyoruz. Yüksek seviyelerdeyiz ama tarihi diyebileceğimiz seviyelerinde üzerinde seviyelerdeyiz. Dolayısıyla 1.0860 yukarı kırılmadığı sürece aşağıya doğru hareketin devamını bekliyorum. 1.05'lerin Eylül sonu kırılma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Ana hedef olarak da 0.80'ler değişmiş değil. Cuma günü paylaşmıştım. Bakmakta burada da fayda var. Kanada dolarında önemli bir hareket oluyor diyebiliriz. Şunu biraz daha sıkıştırırsam eğer resim daha net ortaya çıkacaktır. Gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş kritik seviyelere geliyoruz. Kapanış bazında bakarsak 1.30'lar. Şurada gördüğünüz gibi 1.30 seviyeleri, high low günlük en yüksek en düşüğüne bakarsak biraz daha yukarısı şurada gördüğümüz 50-30-50 seviyeleri diyebiliriz. Ama netice itibariyle bu seviyelerin kırılması durumunda yukarıya doğru hareket hızlanacaktır. Dolayısıyla not aldığım trade tarafında baktığım kurlardan bir tanesi. Diğer tarafta elbette Avustralya doları da Çin'de yaşananların beklenen kurbanı olmak durumunda aşağıya doğru hareketin devam ettiğini görüyoruz. Şu sıralarda emtia para birimlerinde ancak yukarıya doğru bir short squeeze olabilir. Yeni trend başlatacak herhangi bir gelişme olacağını açıkçası düşünmüyorum. Dolayısıyla bunlarda yukarı hareketlerde satış fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Aşağı potansiyelinin biraz daha fazla olduğunu söylemek mümkün diye düşünüyorum. Metaller tarafına gelelim. Tabii asıl hareket, asıl şenlik Asya seansında yaşandı. Şurada görüyorsunuz aşağı yukarı pardon, az önce baktığımda daha farklı bir en düşük görüyordum. Şimdi evet 0.72 seviyesine kadar bir gerileme oldu. Ardından da kuvvetli bir toparlanma geldiğini görüyoruz. Bu aslında zaten Cuma günü sinyalini aldığımız bir gelişmeydi. Yavaş yavaş altında yavaş yavaş aslında diğerlerinde net bir kırılma geldiğini görüyorduk. 1.143'lerin kırıldığını gördük. Şuradaki 1.130 seviyesinin çok fazla bir manası yok. Yani burada ciddi bir maliyetlenme olmaması nedeniyle teknik açıdan 1.130'ların zaten çok bir önemi olduğunu söylemek mümkün değil. 1.143'lerin kırılmasıyla beraber satışların da hızlandığını gördük. Ama burada tabii haftalardır dikkat çektiğim başka bir nokta var. Aslında altın hisselerinin çoktandır o seviyeyi kırdığını görüyoruz. Yani aşağı yukarı şuradaki dibi şöyle alırsak ay başından beri aşağıya doğru bastırdığını görüyoruz. Neden bastırıyor veya nasıl bu hale geldi? Evet, burada işte altın maliyetlerinden vesaire bahsetmekte fayda var. Sabahki mailimde hangi tip maliyetler olduğunu ve bariki maliyetinden bahsettim. Dolayısıyla altın şirketleri açısından altın maliyeti elbette önemli ve aşağıya doğru bastıracak bir unsur. Ama spot altından bahsediyorsak, nerede dip yapacağından konuşuyorsak altın maliyetlerinin çok fazla bir önemi yok. O tarafa bakmak yanıltıcı olabilir diye düşünüyorum. Yine öncü olmasından devamlı bahsettiğimiz gümüş de önemli bir hareket yaptı, kırılma yaptı.
ve aşağıya doğru geçtiğimiz haftalarda zaten kendisini salıyordu. Kapanış bazında da baktığımızda yine benzer bir durum var. 15-30'ların kırılmasıyla beraber çözülmüş durumda. Tabii şurada öncülüğü ne kadar eline aldığına bakmakta da fayda var. Şurada görüyorsunuz yeni bir zirve henüz yapmış değil. Artık bugünkü hareketi biraz yorgunluk belirtisi olarak da belki görebiliriz önceden koştuğu için. Altına biraz orta uzun vadeli bakalım nerelere kadar geri çekilebilir diye. Şurasını yıllık olarak çevirelim. Şimdi açıkçası ...2001 dibini alıp bakarsak önemli bir Fibonacci desteğine geldiğini söylememiz mümkün. Bundan sonraki seviyede 891 seviyeleri. Şunu kuartırlı olarak bakarsak belki biraz daha detaya da bakabiliriz. Şurada gördüğümüz 200'lü seviyeler üzerinden bakarsak evet önemli bir seviyeye geri çekilmiş durumdayız. Daha altında da 890 seviyeleri var. Ben 680 ile 950 aralığında bir yerde dip olacağını düşünüyorum. Tabii ikisi arasında ciddi bir fark var diyebilirsiniz. Evet var. Ama şu an için baktığımızda henüz dibin olduğunu söylemek için erken diye düşünüyorum. Dolayısıyla biraz daha sabırlı olmamız lazım. Eğer ki 680 senaryosunu masadan kaldıracaksak. Şurada da kısa vadeli bir trend olarak bakarsak aşağı yukarı 930'lu seviyeler, işte 950'yi de buradan çıkartıyorum, görmesi mümkün diye düşünüyorum. Bu çok ana bir dip olacak altında geleceğimiz seviyeler. Yani 1070 ile bu hareket bitti mi? Bunu hemen söyleyemem. Ben bitmediğini düşünüyorum. Bence biraz daha aşağısı var. Muhtemelen teknik analistler vesaire buradan yeniden alıma geçecektir. Dolayısıyla ortamın iyice altın negatif olmasını bekliyorum. Ama aşağı yukarı 950-1050 seviyeleri ana bir dip olabilir. 680 senaryosunu bir kenarda tutuyorum ama onu söyleyeyim. Hiç olmayacak bir şey değil. Çünkü hem buraya gerilemesi biraz vakit aldı hem de dolar tarafındaki ana yükselişi tamamen net şu anda görmüş değiliz. Bir noktada dolarla beraber altının da çok hızlı büyük hareketlerle yükseldiğini göreceğiz. Ama şimdilik acele etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Dolayısıyla 950-680 aralığı bence çok iyi bir alım fırsatı yaratacak ve önemli bir rally de yukarısında getirecek. Tabii öyle anormal 10 binler, 30 binler seviyeler onlar gereksiz tespitler ama önemli bir alıma doğru da yaklaştığımızı söylememiz mümkün. Burada şu çok önemli diye düşünüyorum. Belki artık sıkıcı olacak ama işte herkesin dolar perişan olduğu, S&P çökecek vesaire dediği bir ortamda altının buraya gelmesinin mutlaka krizin rengi açısından bize bir bilgi veriyor olması lazım. Bu kriz öyle anlatıldığı işte güvenli liman vesaire üzerinden gidecek olan bir kriz değil. Bu açıdan önemli. Daha sonra daha detaylı olarak neler yapacağımızı, kendimizi nasıl korumamız gerekeceğini paylaşacağım. Şurada bir noktaya daha bakarak petrole geçmek istiyorum. Hatta daha da geriye alalım. Bakın 1920'den beri altın rasyosuna, altın Dow Jones rasyosuna bakıyoruz. 1929 zirvesi, 1965 zirvesi ve 1999 zirvesi. Aşağıya doğru
bitecek olan bir hareketten bahsettiğimizi aslında söylemek mümkün. Yani bu işin sonunda ben de altının endeksleri oranla daha iyi bir performans göstermesini bekliyorum. Ama şimdilik değil. Yani kısa vadeli baktığımızda bence endeksler tarafında hızlı bir yukarı hareket daha tekrar göreceğiz. Bunun nerelerde duracağını söylememiz önümüzdeki günlerde mümkün olacak. Şurada gördüğümüz hareketin yeni bir trend olduğunu düşünmüyorum. Onu kesinlikle paylaşayım. 2 civarında da sona ereceğine inanıyorum. 1,5-2 civarında bu hareketin. Ama krizin niteliğini doğru anlamadığımız sürece altında durursak elimizdeki sermayenin de kaçırılması söz konusu. Çünkü çoğu insan zaten kaldıraçla bunu trade ediyor. Öyle sanal trade'ler veya Twitter trade'leri gibi 1900'lerden, 1300'lerden, 1200'lerden buralara kadar malı taşımak eğer spotta değilseniz zaten mümkün değil. Son olarak petrol konusunda sabah paylaştığım bir noktayı yeniden paylaşmak istiyorum. Petrolde baktığımızda yeni bir dip yapmış değiliz. Şuradaki dibin hala net bir şekilde üzerindeyiz. Ama nerede? Aktif vadede üzerindeyiz. Petrolde kör üzerinden, körün hareketlerine bakmadan devam etmek çok da doğru olmayabilir. Şurada open interest'in yoğun olduğu aralık vadeye baktığımda farklı bir resim görüyoruz. Şurada gördüğünüz gibi önceki iki dibi de marjinal olarak da olsa kırmış durumda petrol. Dolayısıyla bu piyasadaki fazla arzı zayıflığı daha iyi gösteren bir durum. Yani körün durumunun nasıl hareket ettiği. Bu açıdan baktığımızda emtialar üzerindeki baskının artarak devam ettiğini görüyoruz. Pozitif senaryo ne olur? Buradan hızlı bir toparlanma eğer petrol gösterirse bu son derece pozitif olacaktır. Ama benim düşüncem yatay aşağı hareketin biraz daha devam etmesi gerektiği yönünde. Dolayısıyla bir süre daha petrolde baskının aşağı yönde, yukarı yöndeki hareketlerin daha tepkisel olduğunu görmemiz söz konusu olacaktır. Keza bakırda da aynı durum söz konusu. Burada da önemli seviyeler kırıldı, kırılacak durumda. Çin nedeniyle baskı daha da artarak devam edecektir. Şunu söyleyebiliriz. Örneğin elektrikli arabalarda baktığımızda normal arabalara oranla 3 kat daha fazla bakır var. Yani bakırın bir şekilde endüstriyel kullanımı devam edecek, sektör olarak bazı noktalarda artacak ama kısa vadede baktığımızda farklı dinamikler var. Dolayısıyla biraz daha aşağı baskıyı göğüsleyecek veya bunu taşıyabilecek şekilde pozisyon almayı daha doğru buluyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum.